Güzel haberlerinizi bekliyoruz. Oldu o zaman. Görüşmek üzere. Yani sinirden temizleyiverdim kendimi. İnşallah o Zehra denen nankör şikayetinden vazgeçmiştir. Yahu ablacığım kardeşinin annesini herhalde hapiste bırakacak hali yok onun da. Hem Hasan Ali Bey çözecek bu işi bence. Umarım. O Şahika'yı da içeri almışlar biliyorsunuz değil mi? Ha, bak o uzun süre çıkamaz. Ya bu nasıl bir şeytan ya? Nasıl kafalamış Zehra'yı? Ya her taşın altından bu kadın çıkar mı ya? Aman aman hapisten çıkamasın da. Ay, ben şimdi düşünüyorum Çağatay'la Yıldız'ın arasında olacak bundan sonra. Allah Allah ya Asuman abla ne olacak? Gül gibi geçinip gidecekler bir şey olacağı yok. Öyle diyorsun da Emir. O polisler geldiğinde ben o Hasan Ali Bey'in suratını gördüm. Hiç öyle değildi. Yahu Asuman ablacığım iyi tarafından bak artık Allah aşkına ya. Yani en azından bundan sonra Çağatay'ın Şahika ile bir ilişki kurması, evlenmesi falan imkansızlaştı yani ha? Ha iyi tarafı bu mu? Evet. Ya abla sen de var ya felaket tellalı gibisin ama ya. Ya Emir'cim benim için en kötüsünü düşünmek bir beyin jimnastiği. Beyin jimnastiği de yani bizi de düşürüyorsun be Asuman abla. Bakın bundan sonra çok güzel günler var. Ya hapse düştüler ya. Bu dibin dibidir. Burası çukur artık. Ama uyanışla beraber müthiş bir yükseliş devri başlayacak. Kanaatimce. İnşallah. Ben? Ay anneciğim çok özledim seni hayatım duyuyor musun beni? Anneciğim. Bir tanem biz de seni çok özledik. Az kaldı. Çıkaracağız seni buradan. Yıldız bakma öyle bana. İnan. Sana inanıyorum zaten. Ama sen bana inanacak mısın? Ondan korkuyorum yani geleceğimizden de korkmaya başladım. Yıldız, bak yaşadığın şeyler psikolojini bozdu. Çok da haklısın. Ama sonuna kadar haklısın. Ama sen güçlü ol. Dik dur. Sen iyi ol ki Halitcan da iyi olsun, tamam mı? Ay, ah benim oğlum. Çalışıyorum Çağatay, inan çalışıyorum da. Yani çok zor böyle. Bak anneyle konuş, üzülme. Seni çıkaracağız buradan de. Söyle. Söyle. Gel. Hasan Ali Bey. Başkanım. Nasılsınız? Kötüyüz. Nasıl iyi olabiliriz ki? Hasan Ali Bey neler oluyor? Müdür beyden rica ettim sizinle konuşmak için. O da bana tabii başkanım odamı kullanın dedi. Yıldız neden yok burada? Yıldız'ı ilgilendiren bir durum yok. Ayakta kalmayın buyurun otur. Başkanınızın size güzel haberleri var. Nedir acaba? Zehra'ya şikayetini geri aldırtacağım. Sıtkı'ya ifadesini değiştireceğim. Sizler de artık zahmet olmazsa birbiriniz hakkında yazdığınız suçlamaları değiştireceksiniz. Okey, tamam, tabii ki. Okey. Yalnız yanlış anlaşılmaktan korktuğum bir husus var. Öyle mi? Nedir? Şimdi bakın, yemin ediyorum. Bu haberin basında sızmaması için medya patronlarına ben bizzat telefon ettim. Hepsi de tamam başkanım dediler. Ama yani bu haber bir yerlerden sızabilir. İşte o zaman şirketimizin imajı iki paralık olur. Peki nedir öneriniz Hasan Ali Bey için? İşte beni yanlış anlayacağınızdan korktuğum an burası. Önerim. Kısa bir süre ikiniz de hisselerinizi bana devredeceksiniz. Yani bu skandal durum geçene kadar. Bu durum geçince ben hisselerimizi sizlere geri iade edeceğim. Bir dakika, bir dakika. Yani siz bize şart koşuyorsunuz öyle mi? Kabul etmezsek ne olacak? Kabul etmezseniz doğal süreç devam edecek. Sizlerle sandığınız süreçten daha uzun zaman bu burada kalacaksınız. Bakın Ender Hanım, bakın Şahika Hanım. Ben şirketimin imajını düşünmek zorundayım. Lütfen bana hak verin. Bu hisseler bizim sahip olduğumuz tek şey Hasan Ali Bey. Bakın
Şahika Hanım, ben sizin Halit Bey'i öldürmediğinize inanıyorum da. Siz benim, sizin tek sahip olduğunuz hisseleri geri vereceğime inanmıyor musunuz? İnanıyor muyuz? Hasan Ali Beyciğim, acaba bize biraz izin verebilir misiniz? Yani düşünebilir miyiz acaba? Tabii verebilirim. Tabii. 10 dakika. Yanlış anlamayın. Çok yoğunum da. Zaten benim bu teklifim 10 dakika için geçerlidir. Şimdi ben sizi yalnız bırakıyorum. Yalnız ikinizin de aynı kararı vermesi lazım. Nasıl yani? İkiniz de buradasınız ya. Yani o sebepten. Şimdi ben gidiyorum. 10 dakika sonra geliyorum. Sizlere iyi düşünmeler. Çalıştıkça bütün hayati kararlarımı ortak verir oldum. Allah Allah. Sen benim yüzüme bir bak bakalım. Burada seninle birlikte olmaktan acaba mutlu bir ifade görüyor musun Şahika? Ne yapacağız peki? Seçeneğimiz var mı? Ya bu adama güvenebilir miyiz? Bütün bunların senin yüzünden başımıza geldiğini biliyorsun değil mi Şahika? Ender, böyle konuşacaksan sonsuza kadar burada kalalım daha iyi. Yani Hasan Ali Bey'in bize kasık atacağını sanmıyorum. Yani en azından bana atmaz. Seni bilmiyorum da. Neden? Senin ne özelliğin var? Ben Ender Çelebi'yim. Benim adım yeter. Ayrıca kendisiyle özel bir diyalogumuz da var. Peki Ender Çelebi. Ne yapacağız? Verecek miyiz hisseleri? Geçici olarak evet. Evet.